Anlat bakalım. Partide eski arkadaşlarını görmek nasıl bir duyguydu? Bir etkisi oldu mu sende? Olmadı. Ya hiçbirini hatırlamadım. Ya. Peki ya Melih? Onu daha önce hatırlamıştın Gözde. Onu gördüğünde neler hissettin? Hiç. Hiçbir şey hissetmedim. Ya ben burada çok sıkıldım. Dışarı çıkalım mı? Olur, çıkalım. Mert? Olur. Ay, iyi, teşekkür ederim. Nasıl konuşacağım ben şimdi bunu Celal'le? Efendim? Berna Demirhan mı acaba? Evet, buyurun benim. Hastanemizde yaptıracağınız tetkikleri hatırlatmak için aramıştım. Aa evet. Ya ben bu aralar çok yoğunum da ilginize çok teşekkür ederim. En kısa sürede geleceğim. Berna'cığım merhaba. İkbal, hoş geldin. Girsene. Nasılsın? İyi, iyiyim canım benim. Yok canım, geçerken bir uğrayayım dedim. Çocukların sorunları yüzünden Bahri çok yoruldu. Biz de hafta sonu Abant'ta geçirelim dedik. Hatta birazdan da yola çıkacağız. Siz de uygunsanız birlikte gidelim. Aa, yok İkbal, biz gelemeyiz, mümkün değil. Aa, yine de teklifin için teşekkür ederim. Ha. İyi, siz bilirsiniz. Ben bir şansımı deneyeyim demiştim. O zaman görüşmek üzere. Tamam, güle güle. Size iyi seyahatler. Sağ ol canım, hoşça kal. Güle güle. Efendim Pelin. Sana güzel bir haberim var. Ha. Neymiş, söyle bakalım. Bizimkiler bugün Abant'a gidiyor. Yani sana gelebileceğim. Güzel. Tamam canım, bekliyorum. Ne olmuş? Battal Hoca Abant'a gidiyormuş da Pelin bize gelecek, onu söylüyor. Melih bak, kız ipin ucunda. Enişten bir vukuat daha kaldıramaz. Merak etme oğlum sen, bir şey olmaz. Buldum abicim, buldum. Yine ne buldun Ali İhsan? Boncuk mu buldun? Hayır abi. Hepimizi memnun edecek çözümü buldum. Şimdi Mehveş abla tangodan kazandığı parayı bize verecek. Sen de karşılığında onu eve alacaksın. Ne? Nasıl? Bu evin kirasını sen ödüyorsun değil mi Sedef'cim? Evet Banu'cum. Fuat da sen çalışma diye haracını ödüyor. Değil mi? Evet. Ne bu? Ahiret sorusu mu bunlar ha? Yok, merak ettim sadece. Banu, sen niye buraya geldin ha? Niye geldin? Öylesine. Planlarımızda bir değişiklik yok değil mi? Yok. İyi, olmasın da zaten. Olmaz Banu'cum. Sen merak etme, olmaz. Orası hiç belli olmaz Fuat'cığım. Olur mu olur. Tesadüf de olur, her şey olur. Ne gibi? Dün ben bir kolye sattım Sedef'cığım. Ama sattığım kolyenin takımı kuyumcuda çıktı. Hırsızlık malıymış. Ya. Ya. İşte ben de çok şaşırdım. Ama aynı kuyumcuya benim arkamdan Fuat girdi. Dediğin gibi tesadüf işte. Evet ya. Tesadüf işte. Banu. Nereye varmaya çalışıyorsun? Kıvırıp durma. Doğrudan söyle. Hı? Vallahi benim birazcık kafam karıştı Fuat'cığım. Sen de Orhan'la iş yapıyordun. Benim kolyenin takımı da tezgahtaydı. Evet. Ben dün Semih'i aradım. Fuat. O dün sattığım kolyeyi Semih senden almış.
etmeni. Dediğim şartları kabul ediyor musun? Hayır canım, etmiyorum. Oğlum ne yapıyorsun ya? Fırsat ayağımıza kadar gelmiş. Geri mi teveceksin? Ha? Söyle bana. Efendim, duyamadım. Ediyor ablacığım, ediyor. Biz şahidiz, ediyor. Bıraksanıza. Abicim gözünün yağını yiyin, bozma şu işi ya. İyi ulan, tamam. Tamam Mehveş, kabul ediyorum. O zaman resmi olarak ev arkadaşıyız, öyle mi Melih? He öyle, ev arkadaşıyız, evet. Tamam, ayrıntıları sonra konuşuruz öyleyse. Hadi hepimize hayırlı olsun. Amin. Tamam mı? Oldu mu gönlünüz? Yaptım işte istediğiniz. Hadi bakalım kalkın artık. Pelin gelecek, hadi. Sen nasıl istersen canım abim. Melih, biliyorsun Pelin'in durumu kritik. Ya tamam abicim, biliyorum kritik, tamam sen üzme canını, tamam mı? Rahat ol. Hayır ben baştan söyleyeyim de sonra eniştem kıza bir şey yapmasın. Şal falan bahane. Mert'i odaya gönderdim biliyor musun? Niye? Seninle yalnız kalabilmek için. Mert sana olanları anlatmadım, çok merak ediyorum. Sonunda ona karşı hislerimi anlatabildim. İyi yapmışsın. Ona aşık olduğumu herkese söylemek istiyorum Deniz. Haykırarak söylemek istiyorum her şeyi. Ne güzel. Deniz, sence Mert de bana karşı bir şeyler hissediyor mudur? Ya senden bu konuda yardım istiyorum. Lütfen o geldiğinde bu konuyu açsan. Al bakalım şalımı. Arkadaşlar şu ileride bir bank var, oraya oturalım mı? Olur. Hadi bakalım. Kolay gelsin Hacer teyze. Hoş geldin Özgürcüğüm. Ben de demin bir ahbabımla konuşuyordum. Özgür gelince sorarım dedim. Ne soracaktın? Sizin tıp birde Banu diye biri okuyor mu, onu soracaktım. Yok canım, benim bildiğim bir tane Banu var, o da Pelin'in Banu'su. Ya doğru, onun da adı Banu. Ama Allah biliyor ya, o kıza hiç ısınamadım. Sunan'ın kardeşi o Banu olamaz zaten. Yok canım, o tek çocuk zaten. Hem onun maddi durumu da çok iyiydi değil mi? Evet öyle. Bizim birlerde Banu var mı bir bakayım ben. Hatta Meyveş'e soralım, o bütün okulu tanır. Yalnız benim bildiğim Banu yok birlerde. Sakın Hacettepe tıpta olmasın. Yok öyle demedi. Neyse bir iki güne kadar işleri getirecek, o zaman tekrar sorarım ona. Tamam, ben yukarıdayım. O kolye benimdi Banucuğum. Ben vermiştim Fuat'a elden çıkarsın diye. Paraya sıkışmıştım da bana da bir müşterim vermişti. Demek çalıntıymış. Allah Allah ya. Evet Banu. Yani bunda şaşırılacak bir durum yok. Biliyorsun ben beyaz eşya işiyle uğraşıyorum. Evet biliyorum. Tamam o zaman benim Orhan'daki mücevherlerle ne alakam olur? Ben de işte onu anlamaya çalışıyorum Fuat'cığım. Yani sen beraber iş yapacağız dedin ya. Yani Orhan Bey'in beyaz eşya işiyle ne alakası var onu anlayamadım. Hadi Fuat'cığım bana yardım et de dolaptaki pastayı Banu'ya ikram ederim. Anlamış mı? Ben sana söyleyeyim. Bırak Gülüm, boşver. Anlasana ne olacak. Hem ne kanıt diyebilir ki? Başımıza bir iş açmasın. Gülüm hiçbir şey olmaz. Bildiği sadece bir kolye. Anladın mı? Korkma sen. Ben halledeceğim. Hadi. Erkek edeyiz abi. İzlemeye devam. Takipteyiz. Sen ne işler karıştırıyorsun Fuat ya? Fuat bir sehpa getirir misin? Thank you.
Celal'e boşanacağını söyledikten sonra lütfen beni de ara. Unutma. Her şey çok güzel olacak. Hayatım, ben geldim. Senin için şarap aldım. Hem de en sevdiğinden. Şöyle baş başa güzel bir akşam yemeği yeriz dedim. Ne dersin? Bakarız Celal, bakarız. Hayatım, bir terslik mi var? Celal, gel otur şöyle. Seninle konuşmamız gerekiyor. Dershanemizin yineğiyle dışarıda karşılaşmak da varmış. Düzgün konuş, fena olur. Aman aman, çok korktum. Pelin de sende ne buluyor anlamadım ama. Ne dedin sen? Pelin gibi bir fıstık. Senin gibi bir herife neden aşık anlamadım dedim. Aşık mı? Oho, bir de körsün demek. Birlikte içmeye gittiğimiz gün seni sayıklayıp durdu. Anlayacağın kafamı ütüledi. Hala beni mi sayıklıyor? Demek ki hala unutamamış. Pelin. Ya ben sana gel dedim de sen gelmese miydin acaba? Niye ki? Ya ne bileyim. Başın zaten dertte. Bir de Ozan kızı zor durumda bırakma diye başımın etini yedi de. Düşünceli kuzenim benim. Ama merak etme. Babamları gönderdim. Zaten fazla kalmayacağım. Dershaneden geliyorum diye yuttururum. Sende bayağı bir değişim var ya. Hayat beni değiştirdi. Biliyorsun malum durumlar. Yani parasal yönden pek iyi değilim bu aralar. Artık elde ne varsa onunla idare edeceğiz. Ne önemi var Melih ya? Olmaz öyle şey. Sen her şeyin en iyisine layıksın. Teşekkür ederim. Yo gerçekten. Şu anahtar meselesi. Yani o yaptığını asla unutamam. Hayatımda kimse bana böyle bir iyilik yapmadı çünkü. İncesin benim için. Özelsin. Neyse o zaman. Ben kalkayım artık. Evet Banucuğum, iyi olur. Misafir öyle denir mi Fuat? Korktu tabii. Allah Allah ya. Neden korkacakmışım ben ha? Neden? Vallahi işte hani kolye çalıntıymış ya. İnsan böyle işlere bulaşmak istemez doğal olarak. Banucuğum, hadi sen yavaş yavaş çık canım. Yavaş yavaş, hadi. Tamam, gidiyorum. Ama bak, bir tesadüften neler oldu. Hala neler oldu diyor ya. Polismiş mesela değil mi? Açmayacak mısınız? Merhaba yenge. Aa sen miydin? Merhabalar abi. Geç öyle. Ağzını sakın açma. Tamam mı? Hadi. Merhabalar. Ben Banu. Merhabalar. Ben de yine siz. Memnun oldum. O meşhur yine siz misiniz? Ay adınızı çok duymuştum. Çok memnun oldum tanıştığıma. Geçen gün de Fuat'la bunu konuştuk. Hiç arkadaşlarına tanıştırmıyorsun beni demiştim. Ben de tam gidiyordum ama birazcık daha oturabilirim bence. Saçları ne kadar güzel değil mi? Evet. Hadi Mert itiraf et. Sen de Gözde'yi çok beğeniyorsun. Yani ben Gözde'yle vakit geçirmekten çok keyif alıyorum. Yani onu görünce çok mutlu oluyorum. Ya çok sevindim. Çünkü sen de bana öyle geliyorsun ki sanki yarın her şeyi hatırlayacak gibi oluyorum. Ne oldu?
Ne konuşacaksın benimle? Şey Celal... Bak bu... Konuştuklarımız aramızda kalacak, tamam mı? Tabii hayatım, tabii. Sen nasıl istersen. Bunu söylemek benim için çok zor. İnan nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Neden kendini bu kadar rahatsız hissediyorsun hayatım? Biz karı koca değil miyiz? Gizli saklı mı var aramızda? Hayatım, bir sıkıntın varsa elbette bana söyleyeceksin. Hadi bak, kimseye söylemeyeceğimi de söyledim. Şey, Celal. Hadi hayatım, çok merak ettim, ne söyleyeceksin? Soracağım ama bana dürüst cevap vereceksin. Sor bakalım. Okulda suçu üzerime almasaydım yine beni böyle şımartacak mıydın? Vallahi muhtemelen hayatta olamayacağım için şımartamazdım galiba. Sana da bazen birbirimizi sadece biz anlıyormuşuz gibi geliyor mu? Bazen. Evet ya, arasam ne olur ki? Sonuçta hala birbirimizi seviyoruz. Yok ya. Onca yaşanandan sonra Pelin'le tekrar bir araya gelemeyiz. Olmaz. Hayat. Neden konuşmuyorsun? Ne oldu? Şey... Celal ben... Hayatım, korkutma beni. Celal... Ben... Evet hayatım. Ben boşanmak istiyorum. Ne söylüyorsun sen Berna? Bitti. Gözde.
Gerçekten her şeyi hatırlayacak gibi misin? Evet. Hem de hepsi Mert'in aşk sayesinde. Hem görkemi hem de senin anneni hatırlayacak gibiyim sanki. Yeter ki Mert yanımda olsun. Ve beni sevsin. Ben her zaman yanındayım senin, merak etme. Ben bir çay alacağım. Siz bir şey ister misiniz? Zahmet olmazsa bir çay da ben alabilir miyim? Ben de bir çay isteyeceğim aslında da... Üçünü birden getiremezsin. En iyisi yardım edeyim sana. Canım. Neler oluyor neler. Evet. Her şey yolunda. Hala hiçbir şey hatırlamadığımı sanıyorlar. Hem de en büyük yardımcım Salak Deniz. Bu sayede Mert ne zaman istesem yanıma geliyor.